Bir de buranın sabzı ya. Çok taze, çok çok. Hamsi geldi arkadaşlar. Her şey çok taze arkadaşlar. Beyler her şey taze beyler. Kalbe, şekere, kolesterolüne her şeye geliyor hocam bu balık. Buna orada kaya levreye de diyorlar. Ben bunun burada güzel bir ustam var benim. Balık çorbası yaptırıyorum bundan. Kayseri'ye kar yağmasıyla birlikte balık tezgahlarına da canlılık geldi. Ve şu an Yunus Usta'nın yanındayız ve bize balık çorbasının tarifini verecek. İsmim Yunus, burcum Yunus, işim Yunus. Yani en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyorum bütün balıkları. Her şeyimiz balık. Her şeyimiz balık. Yani hayatım balık. Çok lezzetli. Tavsiye ediyorum herkese. Özellikle hamile bayanlara, çocuklara, büyüklere, yaşlılara. Yani tadabileceğiniz tek balık. O da lagos çorbası efendim. Şu an karıştırıyoruz. Güzelce kavurduk. Sonra soğuk suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra biraz açıyoruz. Bakın burada da balığın suyunu kaynatıyoruz. Özellikle bu da çok önemli. Balığın suyunu buraya ilave edeceğiz. Orada da balığın kemiği, kılçıksız kemiği var. Onları da didikleyip içine atıyoruz efendim. Bakın burada kemiği alınmış. Görürseniz burada özellikle balığın yağları var efendim. Bu yağlar çok faydalı. Bakın bu yağ hafif kaynattığımız zaman kendisini bırakır. Özel taze tane karabiberlerimizi çekiyoruz. Kemiği alınmış, kılçığı alınmış. Bunu böyle ayırt ediyoruz. Şimdi bakarsanız böyle tanecikler çıkar. Bu balığın göbek kısmı, yağının olduğu bölge, kemiklerindeki şu aralardaki yağlar özellikle suya çıktığı için bu da çok fayda sağlıyor. Maydanozumuzu ekliyoruz. Bakın. Yavaşça 5 dakika. Bir de balık zaten hani eti yumuşak olduğu için tez kaynayan bir balık. Evet. Şimdi yavaşça bir karıştırıyoruz. Bu şekilde de 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra evet bakın şimdi tanecikler görünmeye başladı. Balığımızı pişmeye bırakıyoruz. Şimdi şu an çorbamız hazır. Muhteşem oldu yani. 5 dakika sonra yenebilir. Hani bunu fazla kaynattığımız zaman zaten balıklar dağılır. Dağılmaması için az kaynatıyoruz. Kaynatmadan önce de zaten kılçıklarını hani böyle tam temizleyip koyarsak o zaman daha çorbamız daha lezzetli olur. Bu uzun ve zahmetli işin ardından çorbamız hazır. Ve şimdi tadına bakacağım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Afiyet olsun efendim. Ellerinize sağlık. Afiyet.